Kafayı yastığına koyduğunda saniyeler içerisinde kafayı takmadan uyuyabilmeleri için, Avrupa'da yaşayan birisi olarak elindekilerini kaybetmemek için, ele güne düşmemek için, ipin ucunu kaçırmamak için, uzun süre emeklerle, alın teriyle kazandıkları neyse, aile huzuru olabilir, çocukların olabilir, eşin olabilir, neyse, mal mülk, bunları kaybetmemek için yapman gereken nelerdir? Şimdi bu videoyu sonuna kadar izlersen bunları sana adım adım anlatacağım. Yapman gereken en önemli konu aktüel olman gerekiyor. Şöyle örnek vereyim. Şu telefon bile kendini ne yapıyor? Güncelliyor. Sürekli güncelliyor. Birkaç hafta veya birkaç ay bu telefon kendini güncellemediği zaman işlem hacmi yarı yarıya düşüyor. Yavaş çalışıyor. Bazı özelliklerini kaybediyor. Algı sistemini kaybediyor. Hızlı işlemiyor. Ve değerini kaybetmiş oluyor. Eğer kendini güncellemez ise. Biz insanoğlu da kendini güncellemezse, kendini geliştirmediği vakit ne yapıyor? Değer kaybediyor. İpin ucunu kaçırıyor. Alın teriyle kazandıklarını güncellemediği için kendini bunları kaybediyor. Çocuğu örneğin büyüyor, ergenlik çağına geliyor ve kendini güncel tutmadığı için, çocuk gelişimini öğrenmediği için, psikolojik davranış ve teknikleri öğrenmediğinden dolayı, duygu, düşünce, davranışları değiştirme becerileri kazanmadığından dolayı çocuğunu elinden kaçırıyor, ipin ucunu kaçırıyor. Başka? Eşini kaybetmeye başlıyor. Veya daha önceden dinlenen birisiyken, çevresi tarafından değer verilen bir insan iken, zaman ilerledikçe kendini güncellemediğinden dolayı kimse kulak asmıyor. Bunun anlattıkları hiç önemli olmuyor. Kimse değer vermiyor. Değersizlik sendromu, yetersizlik sendromu başlıyor kişiler. Değerli arkadaşlar, 2018'den itibaren bilgi, teknoloji 2 senede bir 2'ye katlıyor. Yani bu dönemde yeni teknolojiler çıktı. Herkes artık Zoom kullanıyor, Skype kullanıyor. Yani bunlar olağanüstü değil, normal, olağan olmaya başladı. Eğer kişi gündemde ise, güncel ise, bu teknolojileri kullanabiliyorsa o zaman yetersizlik sendromu yaşamıyor. Ele güne düşmüyor, ele avuca düşmüyor, aciz olmuyor. Bu sadece örnek. Buna benzer birçok daha örnek verebilirim. Eğer sen eskisi gibi daha önceden gördüğün değeri görmüyorsan, hayatındaki dönüm noktaları evlilik ve iş kurma veya meslek hayatı gibi dönüm noktalarından önceki kişi değilsen, oradaki gibi motivasyonlu, enerji dolu değilsen şu anda, o zaman sen de değer kaybediyorsun. Kendini güncel tutmuyorsun demektir. Peki ipin ucunu kaçırdın mı? Hayır. Eğer şu anda kalbin atıyorsun, elini kalbine götürdüğünde kalbini hissedebiliyorsan yaşıyorsun demek. Ve bir şeyler yapabilirsin. Harekete geçebilirsin. Sen de ömrünü tüketmek istemiyorsan, ömrünü zayi etmek istemiyorsan, elindekilerini kaybetmek istemiyorsan, ele güne düşmek istemiyorsan, ipin ucunu kaçırmak istemiyorsan, acziyete düşmek istemiyorsan, zaman ilerledikçe, yaşlandıkça, ona buna muhtaç kalmak istemiyorsan, o zaman harekete geçmen lazım. Harekete geçerek ne yapman gerekiyor? Kendini gündemde tutacaksın. Yani güncelleyeceksin. Peki bu nasıl olabilir? En önemlisi duyguları, düşünceleri ve davranışları hızlı bir şekilde değiştirme kabiliyeti kazanman gerekiyor. İnsan psikolojisini anlamak ve uygulayabilmek, bu kabiliyeti kazanman gerekiyor. Eşinin kalbine, çocuğun kalbine hitap etmeyi öğrenmen gerek. Onun kalbine hitap edersen onu kontrol altında tutabilmeyi öğrenmiş olursun. Onun damarına girmen gerek. Eğer zaten bunu yapmazsan onun damarından başka birisi girecek. Senin çocuğun damarından kalbine başka birisi hitap edecek veya eşine. Senin eşine iş arkadaşı hitap edecek ve onu o kontrol etmeye başlayacak. Onu belki futbol kontrol etmeye başlayacak. Belki onu hep haberler kontrol etmeye başlayacak. Belki onu sadece arabalar kontrol etmeye çalışacak. Bunlar en hafifi. Sen bunları elinden kaçırmak istemiyorsan
kendini güncellemen gerekiyor. Kendini güncelleyebilmen için de en önemlisi kendini tanıyabilmen gerekiyor. Ben neredeyim şu anda? Elimde neler var? Hangi becerilerim var? Hangi yeteneklerim var? Hangi eksik taraflarım var? Bunları nasıl tamamlayabilirim? Ve bu yeteneklerimi nasıl kullanabilirim? Kendini bilmen gerekiyor. Kendini tanıman gerekiyor. Kendini bil ki ömrün zayi olmasın, ömrün israf olmasın diye bir hadis-i şerif var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla hemen harekete geçebilirsin. Değerli arkadaşlar, biz yıllardan beri bu alanda binlerce insana yardımcı olduk. Peki biz ne yapıyoruz? Biz Avrupa'da yaşayan insanların kendilerini keşfederek, kendilerini bularak, kendilerini tanıyarak, sevdikleriyle birlikte daha fazla huzurlu olmalarına yardımcı oluruz. Kendilerini güncelleyerek keşfetmelerine, kendilerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz. Peki neden bu önemli? Ne için yapıyoruz bunu? Kişiler uzun süreyle, emekle kazandıklarını kaybetmemeleri için. Bu kazandıkları nelerdir? Aile huzuru. Daha önce avuca gelen çocuklar. Ele avuca geliyordu. Söz dinleyen çocuklarını kaybetmemeleri için. Veya sevdiklerini, malını, mülkünü, kazandığı ne varsa bunları kaybetmemeleri için biz bu şekilde yardımcı oluruz. Peki neden önemli? Neden önemli? Çok basit anlatmak istiyorum. Kafayı yastığına koyduğunda saniyeler içerisinde kafayı takmadan uyuyabilmeleri için yardımcı oluruz. Kişilerin yetersizlik sendromu yaşamadan hak ettiği saygıyı ve değeri görmeleri için yapıyoruz değerli arkadaşlar. Eğer sana da yardımcı olmamı istiyorsan hemen bu videonun altındaki linke tıklayarak benimle ön görüşme için başvuru formu doldurup gönderebilirsin. Bu videoyu beğendiysen beğene tıkla ve henüz değilsen bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanı tavsiye ediyorum ve bununla beraber sevdiklerine bu videoyu paylaş lütfen. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.